Yani İrelio mesafeyi kapatıp Azir'in üzerine oynayabilirse o zaman Jizuke'nin canı çok sıkılabilir. 6. seviyede ultisiyle beraber birazcık daha güven, çok güvenli pozisyona ulaşıyor İrelio'ya karşı. Polat Deathquake oyuncusundan yalnız şimdi Kars'ı aşağı geldiği için hemen agresif oynadı burada Ming ve Uzi'yi. Sıçrasını da kullandı Ming. Şimdi bir sıçrada Jack Troll'dan geliyor ama bu ilk kanı önlemeyecek. İlk kan da Uzi'ye bırakıldı. Çok erken, çok etkili. Bir de ağır kan aldı üstüne döndüğü için tabii. Yalnız Kikis hala ormanın o tarafında. Kikis üst koridor oynamayı kendine görev edinmiş gibi görünüyor bu maçta. Şu ana kadar alt koridora yaklaşmadı bile. Ölüm cezası yine tutmuyor. Şimdi Attila kötü pozisyonda yakalandı ama hemen Jack Troll orada fenerini kullanıyor. Ming neredeyse düşecekti. Güzel oynadı burayı Vitality. Ming orada önde kalınca sürekli ona odaklandı Portekizli nişancı. Orada Shahu zor durumda kalacak. Güzel bir ulti geliyor Jizuka'dan son manasıyla. Shahu'nun düştüğünü göreceğiz burada. Skorda Kikis'e gitti. Kars'a yetişebilecek mi acaba? Güzel sıçra Kikis. Sıçrasını bile kullanmaya eltenmedi orada Shahu. Yalnız Jizuke yine oynadı burayı. Kars'a da burada. Kime odaklanıyorlar? Kikis'e odaklandılar. Kikis dışarı çıktı. Sersemledi. Ultisini de kullandı. Kars'a ultisini biraz erken kullanıyor ama yine de skoru alacaklar burada. Son vuruşta Kars'a yakalıyor. Vitality istedi takası ama skoru çıkaran RNG. Kikis çok kötü pozisyonda kalabilir. Şimdi orada bir pusu var Kikis. Anında ultisini kullanıyor Ming. Kikis ultisini atacak zaman bulamadı. Zaten yoktu, nasıl bulsun? Bu arada Ming agresif bir oyun yaptı Sıçayla ama Jizuke sıçrasını bile harcamadı burada. Bu arada arka tarafta Jack Troll. Ulti! Ölüm cezası Uzi! Arada eriyor bu ölüm cezası. Shao'nun orada kullandığı sıçra bir anda Uzi'yi yemledi. Sıçra attığı noktada Shao'nun Varus ultisi yedi. Pardon, sıçra attığı noktada değil. Girdiği noktada direkt Varus ultisini yedi. O da içeriye yaklaşamadı. Üzerine Jack Troll. Yalnız üzerine Jack Troll öldü. Harika bir hamle yaptım. Hadi öleyim şeklinde görüş alırken. Oo, bu arada Kindred de Runağan almış. Eski bir eşya dizilimi bu. Evet. Ölüm cezası geldi bu sırada. Bir de ulti kullanıyor Jack Troll. Şimdi Kars'a yakalandı orada. Kars'a ultiyi de kaçırdı. Kars'a ultiyi kaçırınca RNG'nin burada kazanma şansı azaldı mı acaba diye bakıyorum ama güzel bir ölüm cezası daha diğer tarafta. Oo. Güzel yakalıyor Lethby Jack Troll'ü. Shahu çok güzel noktada arka tarafta Jizuke'yi de katletmeyi başardı ama Lethby burada 3 kişiyi taklayamıyor. Uzi burada içeri girdi. Kikis'in işi çok zor. Kikis ultisi de yok. 2 skor birden Uzi'den. Orada kaba şartın şimdi Lethby'yle takas aradığını görüyoruz çünkü Kikis geliyor buraya. Kikis sıçrayla girdi içeriye. Lethby şansını deniyor. Kikis'in ultisi var. Lethby şimdi ultinin dışına kaldı ve Lethby mükemmel oynadı burayı. Büyük alkış kopuyor şu an Kore'de. Kars'a tekledi. Kars'a çok güzel bir kronometre kullanıyor orada. Arka tarafta Jizuka'dan kaçmak için iyi bir ulti. Ming bu arada kuleyi biraz fazla tankladı. RNG, ya ejderle zaten hiç işleri yok. Oh, Kikis bir kere daha yakalandı. Bu sefer ultisi var. Anında kullanıyor ama. Lethby geldi. Ve Lethby ultiyi tutturdu Kikis. Burada bir kere daha ölümden beter olacak. Jack Troll, o da önde yakalandı. Sıçrasını kullanıyor ama artık Vitality'nin savunabileceği çok fazla bir şey kalmadı. Ming güzel giriyor araya. Kaba Shard ultisini açtı. Kaba Shard'ın bir kere daha hayata döndüğünü göreceğiz ama yani hayata dönmek denirse buna. Jizuke son şansını deniyor. Attila'dan güzel bir ulti bu arada ama yetmeyecek bu Vitality için. Çünkü arka tarafta bir sağa bir sola zıplayan bir Tristana var. İki skor da burada Kars'a gitti. Arka arkaya skorlar. RNG Uzi'nin de ölmesini engelliyor. Ve mücadeleyi bitirecek RNG grup aşamasında ilk maçlarının hepsini kazanıyor.